Konuşmalarını yapmak üzere araştırmacı yazar Osman Ülkümen hocamızı kürsüye davet ediyorum. Konu hassas, güncel bir konu ki sık sık vurguluyoruz. Ankara neyse Kerkük de bizim için odur. Onun için konu güncel. Bakalım şeye başlayacağız şimdi. Şimdi bugün sizlere Irak'ta Türklüğün simgesi olan Türkmen şehri Kerkük'ü, tarihini, bölgenin önemini, Irak ve Suriye'de oynanan oyunların nedenlerini ve bizimle olan ilişki ve bağlarını geniş anlamda sunmaya çalışacağız. Güney sınırımızdaki komşu ülkelerde meydana gelen olayların tarihsel nedenlerini ve diğer çapraşık nedenleri göreceğiz. Bu nedenler çeşitli başlık altlarında toplanabiliyor. Bunların başında biliyorsunuz emperyalist güçlerin petrol yatakları üzerindeki oyunları, çeşitli ülkelerin bölge üzerinde bulunan emelleri, mezhepsel çatışmalar, etnik çatışmalar, bazı ülkelerin bölge üzerinde hakimiyet kurma çabaları ve güç gösterileri ve ürettikleri, destekledikleri terör örgütleri. Sevgili gençler, tarihimizi iyi bilmek, okumak ve ondan dersler çıkarmak zorundayız. Çünkü tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını da sınırlarını da başkaları çizer. Ki nitekim de günümüzde öyle oluyor. Türkmenler, Irak'ta Araplar ve Kürtlerden sonra en büyük üçüncü etnik grubu oluşturur. Bugün yaşadıkları şehir ve bucaklara dair var olan bütün veriler ele alındığında Türkmen nüfusu 2,5-3 milyon civarında tahmin edilmektedir. Ki bu da nüfusun %10'una tekabül eder. Ama daha eski hesaplamalara göre %14-16 civarındadır. Türkmenler Türk dillerinden Azeri diline yakın bir dil olan Türkmenceyi konuşurlar. Irak Türkmenleri Irak'a 1516 yılında Osmanlı Devleti'nden önce yerleşmişler. Çoğunlukla Müslümanların %60'ı Sünni, %40'ı Şii. Bunu da yine deşelemeye çalışıyorlar ki mezhep çatışmasıyla bölme amaçları o. Ancak Kerkük'te Galakava yani Hristiyan Türkmenlerine de rastlamak mümkündür. Modern Irak tarihinde Türkmenler Irak'ta yıllardır süregelen vahşi asimilasyon kampanyalarına maruz kalmaktadır. Türkmen toprakları yüzyıllarca Arapları Kürtlerden ayıran bir tampon bölge olarak addedildi. Kültürel, sosyal, dinsel, ekonomik ve politik faktörler ilişkileri ve Türkmen nüfusunun bölgedeki dağılımını önemli bir şekilde etkiledi. Buradaki Türkmenler çoğunlukla tüccarlar, kas gücünü kullanan işçiler ve profesyonellerdi. Türkmenlerde okumuş insan çoktu. Bugün Irak'taki o tıp doktorlarının hemen hemen tamamına yakını Türkmenlerdir. Türkmen nüfusunun yoğunlaştığı yerler genellikle Kuzey ve Merkez Irak bölgeleridir. Kuzey Suriye sınırındaki Tel Afer'den Irak'ın doğusundaki Diyala'ya uzanan diagonal bir şerit oluşturmakta. Bir takım önemli şehir ve daha küçük ilçeler barındıran bu bölgede Türkmenler 4 ilde yaşıyor ki Erbil, Kerkük, Kerkük, Selahattin ve Diyala. Bunun yanı sıra Türkmen nüfusunun tarihsel olarak yoğunlaştığı alanlar da var. Bunlardan Tel Afer, işte Musul civarında Reşadiye gibi. Evet, şimdi 1560 tarihli tarih defterine göre Kerkük sancağındaki nüfus. Şimdi bu bilgiler önemli. Türk nüfusu görüyoruz orada. Şimdi Türk nüfus burada. Bakın orana bakın. %94.3. 1560 tarihli. Arap 33. 0.047, Kürt'te 1.077. 1965 nüfusu, Irak'ın 1965 nüfusu, işte %60 Araplar, %15'i Türkler, %17'si Kürt nüfus, %4 Fars ve %4'te Suriyane, Asuri gibi. Evet, Kerkük ve çevresinin nüfusu da en aşağıda görüyoruz. Türkmen, şu haritaya dikkat edin, bunu Suriye'den aldım. Niçin aldım? Bugün Karaman'da köylerin isimlerinin aynısı orada var da ondan aldım. Bayır Bucak Türk, Bayır Bucak Türkmenleri. İşte ne var? Kalaba var, Karaman'da var değil mi Kalaba köyü? Bayır, aynen var.
Ve Karaman diye bir köy var arkadaşlar, görüyorsunuz. Bakın Karaman, Salur, Salur da var aynen işte. Yani şu Ferizli, Ferizli Uçumra'ya yakın bir köy var. Ben tamamı Türkmenlerden oluşma. Yalnız burada önemli bir konu var. İşte yine Karamanoğulları tarihine gidiyoruz. Şikari'nin yazmış olduğu şeyde Karamanname'deki o yazı gerçekten doğru. 15. asırda yazılmış olan o Nure Sofi'nin her biri ayrı yerlerde sülaleler kuran oğulları Karaman, Oğuzhan ve Timurhan. Şimdi üç oğlu oluyor. Oğuzhan Alanya, Karaman da bugünkü Karamanoğulları'nın kurucusu Karaman Bey de Konya ve Karaman'a, Timurhan ise Şam'a yerleşiyor. Demek ki yerleşmiş. Köy isimlerine bakın birebir aynı. Komşumuzda olan olaylar birinci derecede bizi ilgilendirir. İkincisi, bu ülkelerdeki insanlar dindaşımız, din bağımız var. Üçüncüsü, bu ülkelerde yaşayan kandaşlarımızla kan bağımız var. Dördüncüsü, bu ülkelerde yaşayan insanlarla tarih ve kültürel bağlarımız var. Peki size soruyoruz. Sizin bu ülkelerle hangi bağınız var? Hani Amerika'ya soruyoruz veya işte diğer işgalci konumunda olan, müdahale eden ülkelere soruyoruz. Var mı bir bağları? Yok. Tanmadan bize diyorlar ki sizin burada ne işiniz var? Ya kandaşımız, dindaşımız, sınırımız, güvenliğimiz, geleceğimiz. Evet. Hiç bağınız yok. Sizin getirdiğiniz kan, gözyaşı, acı, ölüm. Sizin derdiniz petrol, para, çıkar. Bölgede egemenlik kurmak. Biz biliyoruz sizin derdiniz. Sizin derdiniz Hilal'le. Haçlı seferlerin modernini yapıyorsunuz. Ama başaramayacaksınız. Büyük Türk milleti ve devleti buna izin vermedi. Vermeyecek. Kelam. Kerkük Türk'tür. Türk kalacak. Yeryüzünde kalsa da tek Türk, düşmana yar olmayacak Kerkük. Sevgili arkadaşlar, bugün işte ülkemizdeki, güneyindeki oluşan olayları iyi analiz edebilmemiz için bu bilgileri öğrenmemiz gerekiyordu. Umarım yoğun tarihi bilgiler vardı, işkence yapmamışımdır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.